Değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı günler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Evet, 9. kitapta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfamız 22. Ecri temrine kema fil emsile, örnekteki gibi alıştırmayı sürdür. Sümme kra'hu, sonra oku. Şimdi burada fiili mazi, yani mazi fiillerle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz Arapçada fiiller mazi, muzari ve emir olarak üç kısma ayrılır. Daha öncesinde kitabımız muzari ve emri anlattı. Şimdi mazi fiile geldi. Keşke hani ilk önce maziyi, sonra muzari, sonra emri vermiş olsaydı sıralama sanki daha güzel olurdu. Her neyse. Bakın burada fetaha fiili var. Açmak anlamında. Ekele yedi, yani hüveye göre o yedi. Karaa, o okudu. Bedee, başladı. Celese, oturdu. Ketebe, yazdı fiili. Bunlar tabii ki müfret ve müzekker kalıbı. Şimdi yine müfret müennes kalıbını yapacağız biz. Fiillerimiz işte fetahaydı. Müenneslik tası getirerek yaptık. Fetahat oldu. Şu müenneslik tasını diğer fiillere getirerek yapıyoruz. Yani şurada fetahat, ekelet, garaet, bedeet, celeset, ketebet şeklinde müennesini yapmış oluyoruz değerli arkadaşlar. Bu sefer tabii ene, yani ben, bu sefer fetahtu diyeceğiz. Şu tü burada fail olacak. Ben açtım. Diğerlerinde de aynı şekilde tüyü getireceğiz. Fetahtu, ekeltu, karatu, bedetu, celestu ve ketebtu şeklinde yapacağız değerli arkadaşlar. Ente'ye göre yaptığımızda, yani sen, fetahte sonuna T'yi getirdik. Bu da aynı şekilde faildir T. Fiillerimize dönersek fetahte, sen açtın. Ekelte, sen yedin. Garate, sen okudun. Bedete, sen başladın. Celeste, sen oturdun. Ketepte, sen yazdın şeklinde olacaktır. Ente'ye göre, yani muhatabımız bu sefer bayan. Sen açtın diyeceğiz. Fetahti, bakın T'yi getirdik sonuna. Diğer fiilleri de ona göre yapalım. Fetahti, ekelti, sen yedin. Karati, sen okudun. Bedeti, sen başladın. Celesti, sen oturdun. Ketepti, sen yazdın şeklinde fiilimizi çekmiş oluyoruz. Şimdi burada da bakın fetaha fiilini şuradaki munfasıl zamirlere uygun şekliyle getireceğiz. Tabloda zaten bunlar var. Bunları bulacağız. Üktübül kelimat fil kaimeti sahihati kema fil misaleyn. İki örnekteki gibi diyor. Listedeki diyor doğru kelimeleri yaz. Evet. Ene fetahtu. Bakın. Ene zaten fetahtıyı almışlar. Başka fetahtu şeklinde sonu tü ile biten kelimemiz var mı? Bakın bedetü var. Ene bedetü. Bu buraya gelecek. Ente nasıl olacak? Bakın sonunda T olacak. Çünkü ente'de T var. Pratik olması açısından. Ente celeste, değil mi? Sen oturdun. Bir tane daha aynı kalıptan bulacağız. Bakın garate, değil mi? Bu da buraya gelecek. Sen okudun. Enti bu sefer laibti, sen oynadın bayan için. Burada ekelti yine, hatta şu ekelti şuraya gelelim. Alt sırada da varmış, fark etmez. Enti yani ekelti gelecek şuraya. Hüve laibe, oynadı. Bakın. Aynı şekilde Fetahayı da buraya getiririz. O açtı. Hiye
olduğuna göre arkadaşlar bakın bede et değil mi? Zaten yapmış bunu. Hiye bir tane zaten fiilimiz kaldı. Fetahat. Pardon bu fetahtıydı. Evet. Kara et. Evet arkadaşlar. Kara et. Bu buranın. Kara et. Şu fetahtu. Şu eneye ait değerli arkadaşlar. Fetahtu zaten buraya yazmışlar. İstemi ile nasıl sümme ecri temrine kema fil emsile metni oku sonra da örnekteki gibi alıştırmayı devam ettir. Bakın güzel bir cümle. Ene dehaltu safbe. Ben sınıfa girdim. Ve celestu mekani. Yerime oturdum. Sekettu esna et dersi. Ders esnasında sustum. Ve nazartu ile sebburati. Tahtaya baktım. Ve ketebtu dersi alet defteri. Dersimi deftere yazdım. Derastu. Ders gördüm. Hatta zuhri. Bakın. Öğlene kadar. Değil mi? Hatta e kadar. Ve laibtu ba'de dersi. Ve dersten sonra da oynadım. Şeklinde tercüme ediyoruz. Şimdi bakın bu dahaltuydu. Bu cümleyi şu alttaki işte munfasıl zamirlere uyumlu olarak değiştirmemiz istenmekte. Birincisini yapayım. Bakın enteydi. Dahalte saffe. Sen sınıfa girdin. O zaman buradaki dahaltüdeki tüyleri ne yapacağız? Değiştireceğiz. Dahalte yapacağız. Ente dahalte saffe. Ve celeste meka neke. Bu sefer mekaniydi. Benim mekanım. Senin mekan olacak. Ve celeste meka neke şeklinde olacak. Mekaneke. Sen yerine oturdun. Evet. Ve sekette esna et dersi. Ders esnasında sustun. Ve nazarta ile sepurati. Tahtaya baktın. Ve ketepte derseke. Bakın buradaki muttasıl zamirde değişecek. Derseke. Alet defteri. Dersi defterine yazdın. Deraste. Hatta zuhri öğlene kadar ders gördün. Ve laibte ba'de dersi dersten sonra da ne yaptın? Oynadın. Diğerlerini de buna göre çekimini yapacağız değerli arkadaşlar. Kevin cümleten müfideten, müfit bir cümle, yani faydalı bir cümle derken kastedilen yargı bildiren, bir hüküm bildiren, işiten kimsenin zihninde soru sual kalmayan cümleye biz müfit cümle deriz. Müstaînen bima beynel kavseyni parantez arasındaki şeylerden yardım alarak müfit bir cümle oluştur. Ve gayr ma yelzemu kema fil misal örnekteki gibi gerekli olan değişikliği de yap. Şimdi bakın hel var ente derset ders. Hel deraste ente olduğu için fiili ona göre çekerek deraste derse sen yani ders gördün mü? Burayı yaptığımızda hel ve olduğuna göre herhangi bir değişiklik istemiyor. Hel kara el kitabe. Sadece hüve yatmış olduk. Hel kara el kitabe. Kitap okudu mu? Yani o. Hel vecedet miftaha. Tabii ki evecedet miftaha. O anahtarı buldu mu? Burada yaptığımız hiye olduğu için sonra sadece bir müennes iktası getirdik. El vecedet el miftaha. Evecedet miftaha. Anahtarı buldu mu? Hel laibet değil mi? Aynı şekilde müennes olacak. Çünkü burada zamirimiz hiye. Hel laibet fil hadigati. Bahçede oynadı mı? E enti dehale saf demiş. Bakın. E dehalti değil mi? E dehalti olacak. Edehaltis saffe sınıfa girdim mi? Hel hüve olduğuna göre yalın hali hiçbir şey yapmayacağız. Hel ketebel vacibe sadece hüveye attık. Sonra bir soru işareti koyduk. Hel ketebel vacibe ödevi yazdı mı? İstemi' ilel hivari sümme a'idhu. Diyaloğu dinle sonra da tekrar et. Merhaben, ene Ömer.
Merhaba, ben Ömer. Ehlen ve sehlen. Yani hoş geldin, sefalar getirdin anlamında. Ma cinsiyetüke? Uyruğun ne? Yani hangi ülkeye mensupsun? Hel ente Suriyun em Irakiyun? Sen Suriyeli misin? Yoksa Iraklı mısın? Değerli arkadaşlar, bakın şu em yoksa anlamında tercüme ediyoruz. Hel ente Suriyun em Irakiyun? Sen Suriyeli misin yoksa Iraklı mısın? Ene Suriyun. Ben Suriyeliyim. Eskünü fi hayyin garibin minel medreseti. Okula yakın bir mahallede oturuyorum. Bakın hay mahalle demek. Garibun mini daha öncesinde gördük. Yakın olmak. Okula yakın bir mahallede oturuyorum. Ene uhibbu hayyi ve beyti. Ben mahallemi ve evimi seviyorum. Ene uhibbu hayyi ve beyti. Mahallemi ve evimi seviyorum. Ve ente, ya sen, beyti ba'idun anil medreseti. Evim okula uzak. Ba'idun an ile kullanılıyordu. Tekrar edelim. Ve huve bi canibi suqi. Yani hemen çarşının dibinde, yakınında diyebiliriz. Meta yebdeut dersu. Ders ne zaman başlıyor? Bakın meta, zamanı sormak için kullandığımız istifham edatı, soru edatı. Yebdeut ders. Ders ne zaman başlıyor? Yebdeut dersu ba'de galilin inşallah. İnşallah ders biraz sonra başlayacak. Bakın. Çünkü muzari'de hem geniş zaman var hem gelecek zamanı var. Ders biraz sonra başlayacak. Unzur ila hazihi talibeti. Şu öğrenciye bir bak. Bakın nazara, yanzuru, unzur, emir kalıbı ila ile kullanılıyor. Şu öğrenciye bak. Ehye Suriyetün. O Suriyeli mi? Hiye talibetün cedidetün. O yeni bir öğrenci. Velakin la arifu min eynehiye. Fakat onun nereden olduğunu bilmiyorum. İs'elha ba'de dersi. Dersten sonra sor. Hel tentehi dirasetü fi saati saliseti. İntaha yentehi. Sona ermek. Et dirasetü. Yani ders, okul. O günkü okul. Ders diyor. Saat 3'te mi bitiyor? Sona eriyor. La tentehi dirasetu fi saati rabia. Hayır, ders saat 4'te bitiyor. Bakın es-sa'atu rabia şeklinde. Bunlar sıra sayılarıydı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Saatten sonra bunları getiriyoruz. Saat müennes olduğu için bu da müennes olarak geldi. Sıfat olarak ona tabi oluyor değerli arkadaşlar. Ecib anil es'iletil atiyeti hasebel hivari sabik. Geçen diyaloğa göre aşağıdaki soruları cevapla. Evet, tabii ki. Eyne yeskünü Ömer. Maza yuhibbu Ömer. Ömer ne seviyor? Meta yebdeut ders. Meta tentehit dirasetü. Ders kaçta bitiyor? Şeklinde. Eyne yeskünü Ömer. Birinci soruya cevap arayalım. Ömer nerede oturuyor? Bakalım Ömer'e. Evet, eskunu diyor, fi hayyin garibin minel medreset. Şöyle diyeceğiz, Ömer yeskunu değil mi? Muzari'yi bu sefer yeskünüye çevirdik çünkü ondan bahsediyoruz artık. Ondan bahsediyoruz. Yeskunu Ömer'u, evet yeskunu Ömer'u fi hayyin garibin minel medreseti şeklinde çeviririz. Peki maza yuhibbu Ömer? Ömer neyi seviyor? Bakalım Ömer ne seviyormuş? Ene uhibbu hayyi ve beyti. Yani o zaman hüve diyeceğiz. Huve yuhibbu hayyahu ve beytahu şeklinde. Bu sefer hayyi demeyecek de hayyahu ve beytahu şeklinde tercüme edeceğiz veya söyleyeceğiz. Meta yebdeut ders? Ders ne zaman bir başlıyor? Evet, yebdeut ders ba'de galil. Ders biraz sonra başlayacak. Şu komple cümleyi cevap olarak alabiliriz. Meta tentehit dirasetü. Ders ne zaman bitiyor? Yani o günkü ders. Evet. Şu cümle tentehit dirasetü fissaatir rabia saat 4'te bitiyor şeklinde tercüme ederiz değerli arkadaşlar.
İmle'il kelimatil el mütekati'ati minel gaimeti kema fil misal. Örnekteki gibi diyor. Evet, bu listedeki kelimeleri ne yapacağız? Şu kutucuklara yerleştireceğimizi söylüyorlar. Yani artık bunu sizler yaparsınız. Zaten şurada B geldiğine göre sonu şu şuraya gelecek büyük ihtimal. Garibun şeklinde. Sonra şurada Y olduğuna göre ya kesirundur ya kebirundur. Her ikisi de olabilir. Veya bunu buraya alırsak, yani şunu da şuraya veya evet alabiliriz. Yani veya bakın kebirun şuraya alabilirsiniz. Anlamlarını vereyim. Baidun uzak. Bade sonra. Üç harfli şuraya olabilir. Galilun az, sagirun küçük, garibun yakın, gable önce, kesirun çok, kebirun büyük. Ekmilil feragati bil kelimat ilatiyeti kema fil misal. Örnekteki bir diyor, boşlukları kelimelerle doldurun. Bakın burada güzel bir alıştırma. El medresetu garibun mines suği. Okul çarşıya yakındır. Garibun min ile geldi. El muallimu fil medreseti değil mi? O hoca, öğretmen okuldadır. Unzur, nazara ila ile kullanıldı hatırlarsanız. İla, bunu yazacağız. Unzur ile tabibi, doktora bak. İntehet dersu gable galirin. Biraz önce intaha mazi kullandığı için öncesini ifade eder. Ders biraz önce sona erdi. El mescidu ba'idun, artık ba'idun an ile kullanıldığını öğrendiniz. Ba'idun anil beyt, eve uzaktır. Hel huve muallimun, yoksa diyecektik hatırlarsanız. Hel huve muallimun em talibun, o öğretmen mi öğrenci mi diye burayı da yapacağız değerli arkadaşlar. Evet, şu son alıştırmayı da yapalım, bitirelim inşallah bugünkü dersimizi. Üktübül kelimat fil kaimeti sahihati kema fil misaleyn. Örnekteki gibi diyor. Şuradaki kelimeleri uygun olan yere yazacağız tabii ki. Listedeki uygun yere. Ene eftahu. Değil mi? Ben açıyorum. Ene la el'abu. Ben oynamıyorum. Bakın biz muzariyi olumsuz yapabilmek için la ve ma kullanıyorduk. Burada la geldi. Nefi lası diyoruz biz buna. Eftahu ene la elabu, oynamıyorum. Bakalım. Ene dediğine göre hemze ile başlayan bir kelime bulacağız. Zaten eftahu'yu yapmışlar. La elabu'yu yapmışlar. Şu olabilir. Evet. Ene ebteu, ben başlıyorum. Bunu buraya alabiliriz. Sonrasında ene la ekra'u, bakın ben okumuyorum. Herhangi bir değişiklik yapmaz bu nefi lası. Bakın ene la ekra'u, okumuyorum, okumam şeklinde gelebilir. Huve yebte'u, huve la ye'kulu, o başlıyor, o la ye'kulu, yemiyor. Sonra ötre değişiklik olmadı, sadece olumsuz yaptık. Bakın huve'ye göre gelecek, huve yeclisu değil mi? O oturuyor. Huve la yekra'u şeklinde, o okumuyor şeklinde, bunu da buraya getirmiş olacağız değerli arkadaşlar. Ve zaten ikinci derse geldik. Netearrafu ala medresetine, okulumuzu tanıyoruz dersine geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.